Herkese merhabalar. Bugün size kahvaltılarda yiyebileceğiniz çok güzel bir çemen tarifi vereceğim. Bunu daha önce bir yerde yediğinizi sanmıyorum. Şimdi malzemelere geçelim. Biraz doğranmış maydanozum var. Pul biber, kimyon, tuz, 2 dolu dolu yemek kaşığı salça, zeytinyağı, 1 su bardağı bayat ekmek içi ya da galeta unu da kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı da iri çekilmiş cevizim var. Şimdi kabımın içerisine 1 su bardağı bayat ekmek içini ben robottan geçirmiştim. Onu döküyorum. Ve salçamı ekliyorum. 2 dolu yemek kaşığı salça ayarlamıştım buraya. Şimdi yaklaşık yarım çay bardağı kadar ılık su ekliyorum. Ekmekleri biraz yumuşatması için. Güzelce karıştırmaya başlıyorum. Yaklaşık bir çay bardağı zeytinyağım var. Bunu 3 kere de ekleyeceğim. Şimdi biraz ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber ekliyorum. Acısını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kimyon ekliyorum. Kimyon önemli şemende. Bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve karıştırmaya başlıyorum tekrardan. Şimdi cevizimi ekliyorum karışımıma. İyice karıştırdıktan sonra zeytinyağından biraz daha döküyorum. Dediğim gibi bir çay bardağı zeytinyağını 3'e bölüyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz eklerken. Tekrar karıştırıyorum zeytinyağını güzelce. Şimdi son malzememiz maydanozlarımızı da ekleyelim ve tekrardan iyice birbirine özleşene kadar karıştıralım. Şimdi son kalan zeytinyağını da üzerine ekliyorum ve kıvamını ayarlayana kadar karıştırıyorum. Tadına baktığımda neredeyse çemende olmazsa olmaz olan malzemenin eksik olduğunu fark ettim ve onu eklemeye karar verdim. O malzeme tabii ki sarımsak. Benim sarımsaklarım küçük olduğu için 2 diş kullandım. Sizinki büyükse 1 diş kullanabilirsiniz ya da damak zevkinize göre sarımsak miktarını ayarlayabilirsiniz. Evet, son olarak şimdi bir yaklaşık 2 dakika kadar daha karıştıracağım. Ben videonun sıkıcı olmaması adına buraları hızlandırıyorum. Ama buralarda uzun karıştırmalar yapıyorum. Siz de mutlaka uzun uzun karıştırın ki malzemelerimiz birbiriyle özleşsin. Şimdi karıştırıp son halini göstereceğim. Şimdi şöyle tabağa koyup size göstermek istiyorum. Biraz bekledi tabii. İyice lezzetler birbirine geçti. Şöyle çok güzel gerçekten.
Bu benim favori çemenim. Zaten bunu bilen çok kişi olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi. Ama bunu denedikten sonra da bir daha gerçekten vazgeçemeyeceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da yorumlara yazın lütfen. Beğenip beğenmediğinizi. Bugünlük de bu kadar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız videolarımı kaçırmamış olursunuz böylelikle. Şimdilik bu kadar. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.